Seyirciler, bir Kanal 64 ekranından daha herkese iyi akşamlar. Bu akşamki konuğumuz Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Zülfiye Acar Şentürk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu akşamki konumuz da genellikle dizilerle ilgili konuşacağız. Dizilerin toplum üzerindeki etkileri, ayrıca basın, ulusal medya birazcık ele alacağız hocamla. Toplum üzerinden nasıl bir etki var yapıyor, insanlar bunun farkında değiller. Bunları konuşacağız. Tekrar yine hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun. Öncelikle hocam, basından başlayalım. Tamam. Basını nasıl görüyorsunuz? Bir son kullanıcı derler hani. olarak, son kullanıcı olarak gözlemleriniz nelerdir? Şimdi öncelikle şöyle başlayayım. Arz talep meselesi biliyorsunuz, verilen haberler ve onların nasıl değerlendirildiği hedef kitleyle, kamuoyuyla alakalı. Ve artık haberlere baktığımızda son dönemlerde özellikle yerel basın açısından konuşursak genel olarak bir genelleme yapalım. Sadece Uşak yerel basını ile ilgili değil. Hepimizin de malum olduğu üzere yerel basın aslında yerel halka daha özele indirgendiği için daha etkili ve daha güçlü bir mecra. Ve biz bunu ne kadar iyi kullanırsak elimizde halka aydınlatacak bir güç var. Ne kadar kötü kullanılırsa silah olarak kullanılacak bir güç aslında. Dolayısıyla medya hem ulusal hem uluslararası hem yerel medyanın en önemli yanı onu kullanan ve onu okuyan izleyiciye bağlı aslında. Evet. Dolayısıyla eğer medyayı, çünkü medyanın bazı fonksiyonları var kitle iletişim araçlarının, işte bunlar nedir? Haber vermek başta geliyor. Eğitim, eğlendirme, iyi zaman geçirme, insanların hayata ve yaşadıkları dünyaya dair neler olup bitiyor onları öğrenme isteğiyle aslında kitle iletişim araçlarına başvuruyoruz biz kullanıcılar olarak. Tabii burada okuma oranı düştükçe artık bir de teknolojiyle beraber, dijitalleşmeyle beraber çok fazla, nasıl söyleyeyim, böyle bilgiyi derinlemesine değil de yüzeysel olarak işte şu hareketle ne yapıyoruz, sayfaları değiştiriyoruz ya bu şekilde haber edilmeye çalışıyoruz. Fahrenheit 451 diye bir kitap var, distopik bir roman, bizim alanda meşhurdur ve atıfta da bulunmak istiyorum ona. İşte orada diyor ki ileride insanlar büyük ekranlardan birbirleriyle iletişim kuracaklar, aynı evde bile olsalar. Ve öyle bir zaman gelecek ki gençler veya işte nesil gazetenin ne olduğunu bilmeyecek. Aslında o çağa doğru gidiyoruz, biraz da oradan bakmak lazım. Dolayısıyla medyanın nasıl olduğunu aslında izleyici ve okuyucu karar veriyor. Tabii ki yerel medyaya baktığımızda az önce de söyledim, çok büyük bir güç aslında. Bir yerel yöneticilerle, kamu yönetimiyle halkın arasında köprü olmak, ikincisi halkı bilgilendirmek, onların sorunlarını ilgili yerlere iletmek, sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak ve bir konu hakkında kamuoyu oluşumunu sağlamak açısından medya, özellikle de yerel medya, tekrar söylüyorum, büyük bir güce sahip. Bunun nasıl kullanıldığı, hep kullanıldığı kavramından bahsediyorum. Çünkü bir araç aslında. Evet. Ve bunu içerik üreten de, içeriği alan da yapılan işten memnunsa, işte sizin de az önce söylediğiniz gibi dizilerden, programlardan, her iki taraftan memnunsa çok fazla ilerleme ve ideal anlamda çok fazla ilerleme ve gelişme kaydedemiyoruz. Ama sizin de bildiğiniz gibi yerel medyanın reklamla ilgili sorunları var. Artık dijitalleşmeye geçti. Hocam işte herkes, normal vatandaş reklam konusunda hemen çekiyor telefonuyla. İşte Facebook'tan bir de bir sponsorlu giriyor. Ne yapıyor diyor. Ben zaten diyor reklamımı yaptım diyor. Evet. Şimdi iyi de diyorum, kendini yaptın da eş dost gördü, bir de sponsorlu girdi. Şimdi aslında işin aslı o değil. Tabii ki değil. İşin aslı o değil. Bir de bu arada öğrencilere anlatırken derslerde, nasıl bir şey? Öğrenciler bir hevesle başlıyorlar bildiğim kadarıyla. Ama sonradan bu hevesleri kırılıyor.
Niye kırılıyor? Veya ne, biz ne anlatıyoruz ki vaz mı geçiyorlar? Hani şimdi uygulamaya geldiği zaman okul bitiyor mesela, geliyor. Yapacağım, edeceğim, bir hevesli, tamam. Birkaç gün sürüyor. Vazgeçiyor. Ondan sonra vazgeçiyor. Okuduğu bölümün zıttına gidiyor. Bu sadece bizim fakülteyle ilgili değil aslında. İletişim fakülteleriyle ilgili değil. Birçok bölümler. Sektörde. Sektörle alakalı. Ama tabii hani iletişim fakültesi, bir de şöyle bir durum var. İşte ben 97 mezunuyum. Bizim zamanımızda 3-5 tane iletişim fakültesi vardı. Ve herkes emindi ki bir şekilde sektörde yer alacak. Evet. Ama şimdi çocuklarda şu inanç oluyor. Çok fazla iletişim fakültesi var. Çok fazla mezun var. Ve tabii bizim gazetecilik mesleğinin ve aslında iletişim sektörünün en büyük sıkıntısı yıllardır süregelen alaylı mektepli tartışması. İşte az önce siz de söylediniz. Elini kameraya alıyor, reklam çektiriyor. Ama reklam bu değil, reklam bir bilim. Ve biz buna anlatmaya çalışıyoruz. Öğrencilerde doğal olarak bir ümitsizliğe kapılma oluyor. Bir de bu bir nesille de alakalı. Hayata nasıl baktığıyla, beklentileriyle. Şimdi benim birçok başarılı arkadaşım var. Bizim dönemler, bizden sonraki dönemlerden mezun olup şu an çok iyi yerlere gelenler. Ulusal markada, ulusal basında marka olan birçok arkadaşım var. Bunlar nasıl yaptılar? Hepsi yerel basından başlayıp, işi mutfağından öğrenip, burada mücadele edilmesi gerektiğini öğrenip, daha sonra kendilerini ispat edip ulusal basına geçtiler. Tabii şimdiki bu dediğim gibi biraz nesil ve kuşakla da alakalı. Herkesin çok kolay başarılı olma isteği. Çünkü gazetecilik özveri isteyen bir iş. Gazetecilik, siz daha iyi biliyorsunuz, sabır isteyen. Biraz da olarak bakıyorlar hocam, zevkli meslek. Evet, keyifli bir iş. Keyifli bir iş ama gözden kaçırdıkları bir konu var. Birazcık emek ister. Emek kesinlikle. Kafa ister, takip ister. Tabii, uyanık olmak gerekiyor. Vizyonumuzun geniş olması gerekiyor. Hani böyle bakıyorsunuz, yani yeni mezun olan arkadaşlar bize çok geldi. Hı hı. Okulda bazı programlar var. Bunlar öğretilmemiş mesela, yüzeysel geçmiş. Ben de diyorum ki okulda öğrenmediysen YouTube'u açarsın. Tabii ki. Orada dersleri var. Eğer sen bunu yapmak istiyorsan. Hı hı. Böyle öğrenciler de oldu. Bizim de burada eğittiğimiz oldu. İstanbul'da mesela çalışıyorlar şu anda. Onlar da yapmak isteyen her zaman için yol alıyor. Kesinlikle. Biraz bizim mesleğin, hani az önce gazeteyle, basınla ilgili konuşurken veya medyayla ilgili, bizim mesleğinde yani iletişim mesleğinin genel olarak gazeteciliğin, reklamın, halkla ilişkilerin temelinde şu var. Kişinin kendi isteğine ve kendisini geliştirme yeteneğine bağlı aslında veya işte neler yapmak istediğiyle alakalı. Dolayısıyla biraz mücadele gerekiyor, özveri gerekiyor bu alan ve dediğim gibi bizim üniversitede bir hocamız vardı, hep söylerdi. Üniversite bir dere, işte ne kadar küp dolduracağım size bağlı diye. Şimdi artık küp değil, yani şöyle bir bardağı doldursalar belki ona da mutlu olacağız. Bu genel olarak işte ümitsizlik olması, hedeflerini belirleyememiş olmaları belki de mesleğin bu anlamda sıkıntılarına neden oluyor. Şimdi de ulusal basında, ulusal boyutlu baktığımız zaman hocam, saygı diye bir şey kalmamış. Bunlar yani nasıl bir duruma geldik? Sizin mezun olduğunuz yıllarda mesela, o zaman daha farklıydı olayı. Daha çok söyleyebiliyordun, saygı vardı. Siyasilerle dahi. Ama basın olarak baktığımızda o onun kanalına koşuyor, o onun kanalına koşuyor. İftira atıyor veya doğrusunu söylüyor, onu bilemiyoruz. Yani buraya nasıl geldik? Tabii bir üslup sorunu var genel olarak. Gündelik hayatımızda da var. Hayatın her alanında var. İşte televizyonda izlediğimizde eskiden kullanmaya çekindiğimiz kelimeler, kavramlar şu an çok rahat televizyondan bize aktarılıyor. Veya işte programlarda görüyoruz. Bu az önce de söyledim. Biraz arz talep aslında hoşumuza gidiyor. Çünkü kötülük hoşumuza gidiyor. Saygı, sabır isteyen, zeka isteyen, naiflik isteyen ve aslında üzerinde çalışılması gereken böyle bir heykeltıraşın taşı yontması gibi bir şey aslında saygı. Bizi eğitiyor, bizi geliştiriyor, tabii, değiştiriyor. Ve çaba isteyen bir iş olduğu için bütün çaba isteyen işler gibi saygı da bu anlamda veya nezaket de ekleyeyim ben ona. Maalesef bütün sektörlerde aslında. Tabii ki medyadaki, bunun medyaya yansıması işte anında karşı tarafa ulaştığı için aslında çok riskli ve tehlikeli bir durum. Yani orada konuştuğumuz her şeye dikkat etmek gerekiyor.
Belli bir zaman sonra da tıpkı işte acıya alıştığımız gibi, zorluklara alıştığımız gibi saygısızlık demeyeyim ama. Asimile mi oluyoruz? Ona da o kavramlara alışıyoruz, normalleştiriyoruz. Zaten şimdi birazdan da konuşacağız. Aslında televizyonun ya da işte bu tarz programların yaptığı en önemli şey bizi alıştırması. Ve doğalmış gibi kabul ediyoruz onu. En kötü tarafı da bu evet. Zaten hocam. Basını bir tarafa koyup hocam, ekranda da şu anda görüyoruz zaten. Televizyon dizileri, sabah programları mesela. Burada o kadar şeyler var ki, örneğin şu anda ekranda görünen bir sahne var burada. Argo kelimeler çok oluyor. Bu bir sinema filmi. Sabah programlarında bakıyorsunuz, evli, diğer eşi gelmiş. Nereye geldik hocam? Şimdi ben geçen gün de gülümsedim. Çünkü sürekli konuştuğumuz şeyler, o yüzden gülümsedim. Aslında ağlanacak halimize gülüyoruz, biraz öyle bakmak lazım. Geçen gün Konya'da da bir televizyon programına katılmıştım. Orada da aynı şeylerden bahsettik aslında. Şimdi toplumlar okumaktan uzaklaştıkça, çünkü okumak bizim beynimizi ve beynimizi geliştirirken hayata ve kendimize bakışımızı da aslında değiştirip geliştiriyor. Ve okumadığımız zaman, özellikle bu dijitalleşmeyle beraber bilginin bu kadar hazır gelmesi bizim beynimizi kapasitemizin altında kullanmamıza neden oluyor ve basit şeylerle mutlu oluyoruz. Dolayısıyla bu tarz programların bu kadar talep görmesinin nedeni çerez gibi geliyor. Aslında bilinçaltımızı veya bizim hayatımızı uzun süreli düşündüğümüzde veya uzun vadede etkilediğini farkında bile değiliz. Bunlar çok normalmiş gibi geliyor. Mesela işte ekranda görünen filmde Argo var, taciz var. Yani işte kadının meta olarak kullanımı var. Ama herkes buna eğleniyor. Ve gülüyoruz. Aslında yani burada verilmek istenen mesaj nedir? Onu algılamak yerine gülüyoruz yani. Bunlar evet. Tam tersi üzüleceğimiz noktada gülecek hale getiriyorlar evet. Bizi. Çünkü kitle iletişim araçlarının, hani burada tabii ki iletişim dersi verecek değiliz ama bir sürü fonksiyonu var işte. Haber verme, bilgi verme, eğitme, eğlendirme. Biz daha çok eğlendirme kısmıyla ilgilendiğimiz için, çünkü gündelik hayattan kaçış olarak da kullanıyoruz ve ben hep söylüyorum, derslerde de söylüyorum, programlarda da söylüyorum. Bunları izleyerek bir hayatın telaşından, belki de kendimizdeki sorunlardan kaçışı burada arıyoruz. Bir ikincisi de bu tarz yapımların, özellikle de işte şiddetin, sabah kuşağında izlediğimiz olayların insanlar için en önemli yanı şükretme duygusu belki de. Bizim başımıza gelmediği için mutlu oluyoruz onları izleyip. Hocam, öyle bir duruma gelmişiz ki şaşırıyorum ben, gerçekten şaşırıyorum. Sabah programları kalkıyor, birisi ölmüş, onu gidiyor buluyor, tamam iyi güzel de. Yani savcı kesilmişler, savcı o kadar çalışmıyor. Evet. Bir tanesi de diğer tarafta fakirliğin güzelliğini anlatıyor, din üzerinden. Şaşırıyoruz yani, nereye geldik, bu videoda da var zaten. Bazı arkadaşlar bir yerde şey yapıyorlar, tebliğ yapıyorlar. Günahtır işte, şöyledir, böyledir. Sadece gördüğü yere konuşuyor. Ama işin aksi tarafı, bir yer daha var, görüyor, oraya konuşmuyor. O konuyu konuşmuyor hiç. Evet. Yani bu sabah programlarında şiddetin artması bence... Bunlar hepsi dizilerden bir cesaret. Etkileniyoruz tabii ki. Bilinçaltına mı yerleşiyor hocam? Normalleşiyor aslında. Az önce de söyledim. Bütün bu programların toplum açısından en büyük sıkıntısı normalleştirmesi. İşte eskiden tepki verdiğimiz haberler, tepki verdiğimiz durumlar normal hale geliyor. Yani bir de işte toplumsal unsurlara da bakmak lazım. İşte atasözlerimiz var. Her koyun kendi bacağından asılır, bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi. Dolayısıyla bizim başımıza... Ama o da yanlış hocam. Ya şöyle, bizim başımıza gelmediği için onları seyirlik olarak... Şimdi onu... O cümle bir Yahudilerden geçme bir cümledir. Yani ben şimdi örnek olsun diye. Şimdi... Doğrusu tabii ki buyurun. Onun aslında hani diyor ki her koyun kendi bacağından asılır. Tamam, doğru. Onun görüşü öyle. Ama o koyun iki gün geçtikten sonra kokmaya başlar. İşte tam da kendini söylediniz aslında değil mi? Yani bir kokuşmuşluk da ortaya çıkıyor bu bencillik ve bu neme lazımcılık yüzünden. Gördükçe, izledikçe dediğim gibi şiddet normalleşiyor. Çünkü şiddeti önlemeye yönelik diziler yapılıyor sözüm ona ama hepsinde şiddet çok açık bir biçimde burada gösteriliyor. Burada var hocam, şiddetli diziler de var ya.
bir kısım olarak kestim burada, bölüm bölüm gösteriyorum. Zaten seyirciler biliyorlar ne demek istediğimizi. Bunlar sadece şey amaçlı, evet, hatırlatma maksadında bir şey. Kesinlikle. Ve burada aslında yani hayatımızın rutini haline geldiler. Çünkü benim işim olduğunda, zihnimi yoracak veya işte üretmem gereken işler olduğunda, yapmam gereken işler olduğunda aslında televizyona çok yönelmiyorum. Biraz da bizim bu, hep söylüyorum yani hayatta ne yapmak istediğimizle alakalı, nerede olmak istiyoruz. Akşama kadar televizyonun başında oturmak çok rahat bir iş aslında. Bunlar özendirici mi hocam? Nasıl? Bu sabah programlarda mesela özendirici mi? Bazı diziler var, zengin, fakir. Kesinlikle. Toplumdaki insanların kısa yoldan para kazanma için özendirme mi için yapıyor? Tabii ki özendiriyor. Şimdi az önce de söyledim. Yani okuma eylemini çok az yapan bir toplumuz. Ve okumadığımız zaman soyut düşünme yeteneğimiz ya da eleştirel düşünme yeteneğimizi de yitiriyoruz aslında. Yani neden diye sormak aklımıza gelmiyor. Ve bunların gerçek, şimdi tabii bu kadar çok hem televizyonun hem yeni medyanın hayatımıza bu kadar çok gelmesi aslında çok haşır neşir olmamızı sağlıyor bütün bu mesajlarla. Aslında çünkü sorgulama yok hocam. Sorgulamıyoruz çünkü az önce de söyledim, hem hazıra konuyoruz hem de bu programları izledikçe bunun normal olduğunu ve olması gereken buymuş gibi. İşte az önce siz de söylediniz. Mesela eminim ki birçok kişi bu kadar işte rahat bir hayat sürmek istiyor. İşte evler çünkü son model, araçlar son model. Hiç normal bir aile yaşantısı yok. Görmüyoruz onları. Bir yani, hocam dizilerde bir bölüm var. Hem zengin hem de psikopat. Çatışmalar böyle. Evet. Bu da bir anormal bir şey yani. Ve çok da izleniliyor. İzleniliyor. İple çekiyorlar. Evet. İple çekiyorlar. İşte bu arz talep çünkü iletişim araçlarının var olması için reklam geliri lazım televizyonun. Ve reklam geliri sağlayabilmesi için insanların ilgisini çekecek ve onları haz duyacak, ister şiddet olsun bu, ister başka bir konu olsun, onların haz duyacağı ve izlerken mutlu olacağı programlar olması gerekiyor. Yani heyecanlı bir haz, işte vahşeti gördüğünde bazıları ondan haz alıyor. Bu biraz da paranın da aslında etkisi. Çünkü normal programlar daha mütevazi hayatların olduğu ya da işte daha aile yapıları, birkaç tane var bunun örneği. Onların bu kadar talep gördüğü yok. Çünkü biz farkında değiliz aslında, şiddeti de seviyoruz. İzlemeyi seviyoruz. Şimdi şiddet demişken hocam, biz burada mesela haber yapıyoruz. Asayiş haberi yapıyoruz. Okunma bayağı bir yüksek oluyor. Normal vatandaşın haberini yapıyoruz. İşte şuradan kaldırımdan geçti. Aslında çıkış kaynağı aynı yer. 64'ün internet sitesi. Asayiş haberi bir anda bakıyorsunuz 20 bin okunmuş. İki günde. Diğer haber 85. Bu insanların duymak istedikleri haber mi var yani? Bunu mu, beklenti mi? İnsanlarda böyle bir beklenti mi var diye bazen sorguluyorum ben. Tabii oluyor. Başta da söyledim, bir şükretme duygusu. Yani onları görüp kendisine çeki düzen verme ve kendi hayatıyla başına gelmeyenlerle mutlu olma derdi aslında. Biz bunun farkında değiliz belki ama çünkü bu tarz haberlerin izlenilmesi hem insanda merak duygusu oluyor. Çünkü içimizde de ilkel bir yan var. Ne kadar medeni, ne kadar modern olursak olalım. Neler olup bittiğini, özellikle de bu kötülük anlamında. Çünkü ondan kurtulmanın verdiği bir haz var. Belki bunu psikologlar daha iyi açıklar. Yani ben aslında bu programda bir tane de sosyolog olsa daha güzel olurdu. O zaman programlar yayından kalkar. Gerçi psikologlar destek veriyorlar, devreye giriyorlar ama. Sosyolog, toplum psikoloji. Kesinlikle. O zaman bunların izlenmeyeceği, yayınlanmaması gerektiği sonucuna ulaşılır. Şimdi az önce de söylediniz, yani savcı yokmuş gibi program yapan kişi karar veriyor. Yıllardır da sürüyor. Hocam yanında avukat var. Var, evet. Bir tane de psikiyatri doktoru var. Sosyolog yok. Mesela belki o da olur ileride. Yeni bir şeyler çıkartıyorlar her gün. Evet. İnsanların ilgisini çekmek için yeni bir şey daha çıkartıyorlar. Aslında onların da oradaki rolü hem işe biraz daha profesyonel hava katmak. Yani bilim de burada, bilim de işin içinde demek. Hem de konuyu biraz daha renklendirip hareketlerle getirmek. Mesela akşam kuşağındaki bir programda ben okuldan gelince ara sıra bakıyorum neler oluyor diye. Oradaki avukat hanımla izleyicilerden, yani
programın muhataplarından bir kadın. Artık bir de soru soruyor. Şöyle bir durum var. Neredeyse sen sınıfta baş başa kavga edeceklerdi. Ortalık şeye döndü, reklama girdiler. Evet. Şunun için söylüyorum. Çünkü avukat mesela, özellikle sabah akşam kuşağındaki program için söylüyorum. Avukat şeyi söyletmeye çalışıyor. İzleyicinin dikkatini çekecek bir yanını bulmaya çalışıyor. Kadına onu itiraf ettirmeye çalışıyor. Kadın da diyor ki ben dedim, demek ki avukat bu işe yarıyor. Çünkü avukatların da tıpkı gazeteciler gibi. Peki hocam, bağımsız olması gerekiyor. O programı sunarken çıkartıyorlar mesela. Birisi birisini öldürmüş. Diğer kalabalıkla çıkartıyorlar. Bunların bir tanesinin akde dengesi bozuk olduğu zaman orada Allah muhafaza bir kıyama girse ne olur? İşte demek ki onların önlerini alıyorlar. Yani biz basın olarak çok araştırma yaparım ben. Özellikle intihar edenler neden ediyor? İntihar etmiş dönemlerden oturup sohbet ediyorum. Dediği tek kelime, hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben bunu nasıl yaptım? İnsan psikolojisinin bir anda kontrolden çıktığı nokta. Şimdi oradaki de bir tanesi olabilir, seyircilerden olabilir. Onlar önlemini alıyorlardır muhtemelen bizim görmediğimiz bir yerde. Yoksa hiç kimse o kadar kendinden, yani canından vazgeçecek ya da ekran önünde kahramanlık yapacak hali yok. Muhtemelen stüdyoya girişlerde bizim görmediğimiz noktalarda önlemler alınıyordur. Alınıyordur, olabilir ama. Tabii ki olabilir. İşte zaten hemen ya yayını kesiyorlar, ara sıra denk geliyorum ya da başka bir programa bağlanıyorlar. Ki muhtemelen stüdyoda az önce sizin belirttiğiniz gibi hoş olmayan durumlarla karşılaşabilirler. Hiç katılmadım o programlara izleyici ya da konuşmacı olarak ama izleyiciler de zaten oraya olayı daha böyle renklendirip eğlendirmek için parayla tutulan, yani daha doğrusu günlük ücretlerini alarak oraya geliyorlar. Normal bunu meslek olarak yapıyorlar aslında. Dolayısıyla onlar da programın daha reyting alması için alkış kıyamet. Şimdi oradaki katılımcılardan ücret alan var mıdır hocam? İşte katılımcılar oraya ücretli olarak çalıştıklarını söylüyorlar, bilmiyorum. Katılımcılar. Tabii o alkışlayanlar. Yani şeyler değil, sorunu işleyenler değil. Orada alkışlayan bir ekip var ya. Evet. Tezahürat yapıyor, alkışlıyor. Seyirci kısmından bahsediyoruz. Seyirci kısmı, katılımcı dediğim. Seyirci kısmı tabii. Yani insanın boş zamanının olması gerekiyor. Akşama kadar ekranda oturup tempo tutması için. Ve işte aklınızın almadığı konuları alkışlayıp yuhlaması ya da desteklemesi için. Şimdi Ankara'daydık biz hocam. TRT'nin programları olurdu. Genellikle bu sanat müziği. Oradan daveti gönderirlerdi. Gelin katılın, seyredin diye. Evet. Özellikle şey yaparlardı yani, seyirci toplamak için davetiyeyi gönderirlerdi. Evet. Ya demek ki buradaki seyirciler de... Yani ihtimal. Çünkü genelde bazen ben bakıyorum, bir de bizde şöyle bir alışkanlık var. Normalde herkes izliyor bunu ama hiç kimse izlediğini kabul etmiyor. Ben izliyorum çünkü malzeme çıkıyor hem derslerim için hem sohbetler için. Ve baktığımda yüzler aynı. Yani her gün. Evet. İşte aynı izleyicileri orada görüyoruz. Ama diğer katılımcılarla ilgili, özellikle sabah kuşağında düşünmüyorum ama akşam kuşağıyla ilgili yoksa aklım almıyor. Yani bu kadar karmaşık ilişkiler, çapraşık, çarpık ilişkilerin olduğu bir hayat gerçekten yoktur diye düşünüyorum. Onun da kurgu olması için bir özelim var. Herkesin bir hikayesi vardır da hikayeye bakıyorsunuz. Yani filmler dahi hayal gücüyle yazılıyor. Filmler demişken, filmler daha çok argo, daha çok insan psikolojisinin toplum yaşantısında neredeyse gündelik konuşulan bazı kesimlerde o cümleleri rahatlıkla çok kullanabiliyorlar. Rahat. Evet. Sinemada izlediğiniz zaman sansür yok. Kesinlikle. İşte bizim otokontrolümüzü kendimizin sağlaması gerekiyor. Normalde bütün bunların çıkış noktası sistemin ilerlemesi, daha çok para kazanması, daha çok para kazanırken sadece kendisini düşünmesi. Çünkü bu biraz hırsla ilgili. Şimdi biz bunun derslerini de veriyoruz. Sistem çok masum değil. Dolayısıyla reklam alması için, daha çok para kazanması için daha çok kişiye ulaşması gerekiyor. Ama bunu tabii böyle yavaş yavaş yapıyor. Çok böyle hani atalet duygusu diye bir örnek vardır. İşte bir tane kurbağaya önce haşlanmış suya atıyorlar. Kurbağa canı yanınca fırlıyor, çıkıyor. Sonra yavaş yavaş soğuk suyla başlıyorlar ve çıkamayacak hale geliyor. Çünkü kasları çalışmıyor.
Şimdi bizim buradaki en önemli çalıştırmamız gereken kas beynimiz aslında. Düşünmeyi, üretmeyi, sorgulamayı ve bütün bunları reddetmeyi aslında. Ben bunları izlemiyorum demek için beyin kasımızı çalıştırmak gerekiyor. Ama o kadar yavaş yavaş yapılıyor ki aslında farkında değiliz. Ne kadar uyuşturulduğumuzun ve uyutulduğumuzun. Şurada ekrandan görüyoruz hocam mesela. Oynuyor, şey yapıyor. Şimdi birazdan geçer videosu. Orada bir 70 yaş üzeri bayanla erkek var. Şimdi bayanın verdiği, evlenmek için gelmiş. Bayan soruyor, yeşil pasaport var mı? Şu var mı, bu var mı? Amca da diyor ki, hayır, hiçbirisi yok. O zaman diyor, ben sana hediyemeyeceğim diye. Aşk laftır, paralı erkek şarttır. Bunu 70 yaşındaki bir insan bunu, ben hayret ediyorum yani. Ya tabii şöyle bakmak lazım. Belki de 70 yaşından sonra değişik ülkeleri gezmek istiyor. Ülkede vakit geçirdiğim 70'tir, biraz da başka yerlere gidiyor diye de bakabiliriz. Hayata bakış açısı aslında. Ama şimdi 70 yaşında olan insanlar var, fiziksel olarak yerine yürüyebiliyor, koşabiliyor. İkisine de baktığınız zaman ancak alt kattan üst kata çıkacak enerjiye sahip. İşte bu tam da reyting ile ilgili. Yani hem gündem oluşturması, hem konu oluşturması, hem de rol model olması diyeceğim ama kime rol model oluyorlar onu da bilmiyorum. İşte bunlar biraz daha böyle bizim dikkatimizi çekmek için, bir de sizin de muhtemelen dikkatimizi çekiyordur. Böyle ortalık işte Kızılca Kıyamet'e döndüğünde tartışmalar hemen bir müzik oynamaya başlıyorlar. Bir de oradan şey veriyorlar. Aslında üzülüyorum, üzülüyoruz. Çünkü farkında değiliz bütün bu sistemin bizi nasıl çarkın dişleri arasına alıp öğüttüğünü. Çünkü ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani akıl kullanımı çok önemli bir şey. Ve hep şöyle söylüyorum, yani kutsal kitabımızın ilk emri de oku. Oku. Çünkü ve hep akıl kullanımı ile ilgili cümleler var. Tabii ki bu konuda ahkam kesmeyeceğim ama kendine ilgili kısmını söylerse. Ve akıl kullanımının ve okumanın bu kadar önemli tutulduğu bir durumda bizim bunları yapmıyor olmamız hakikaten insanı üzüyor. Derslerde de sıkça söylüyorum. Çünkü okumak gerçekten işte bütün bunları reddetmek, yani kavramın argo olduğunu, bunları ciddiye almamamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Ama sorun izlediğimizde, kapattığımızda orada kalsa hiç sorun değil. Bunu kendi hayatımıza taşıdığımız zaman, aktardığımız zaman, işte bahsettiğiniz zengin olma isteği, lüks hayatlar yaşama isteği, orada şunu hiçbir zaman vurgulamıyor. Bu insanlar nasıl zengin oluyor? Mesela hiç eğitimlerini görmüyoruz. Hiçbir üniversiteler sadece işte zengin-fakir çatışmasının ya da zengin-fakir karşılaşmasının nasıl olduğunu göstermek için var. Üniversite eğitimini, lise eğitimini ciddi anlamda, ideal anlamda görmüyoruz. Hep başka araçlar için kullanılıyor ve ben hiçbir zenginin, daha doğrusu zengin olmuş hiçbir karakterin eğitimiyle ilgili hiçbir fikrimiz yok. Şimdi hocam, normalde biraz geçmişe gidersek, siz de siyah önlük giymişsinizdir. Tabii ki, çok da keyifle giydik. Ben de giydim. Biz bunları hep sorguluyorduk. Neden bu giyiliyor? Ülke şartlarında o zaman serbest olmuş olsa, kimisi daha güzel giyinecek. Kimisi ona göre giyinecek. Pantolonlardan zaten belli oluyordu. Kimin düzenli oldu. Biz böyle yetiştik ama bir şeylik vardı. Saygı vardı. Öğretmenimize bir saygı vardı. Korkudan ziyade saygı vardı. Kesinlikle. Şimdi öğretmenlere bakıyoruz, lise, özellikle lisedekilere. Neredeyse birbirinin arkadaşı, öğretmenlerini dinlemez hale gelmişler. Şimdi bu programların bir burada bilmiyorum almış mıyız, bir de dizi var. Orada okulu gösteriyor. Çocuklar 9-10 yaşında, öğretmenle bir argo kelimeler konuşuyorlar. O da bir dizideydi yine. Öğretmen de aynı karşılıkta cevap veriyor. Burada ya çocuk onu seyrediyor, aynısını okulda uyguluyor. Normalleştiriyor. Her şeyi normal gösterdiler. Ve yani, öyle davranmamız gerekiyormuş gibi hissediyoruz belki de farkında olmadan. Bütün sorun bu zaten. Aslında hocam şöyle bir şey vardır. Reklamlar, televizyonda reklam çıkınca hemen kanal değiştirirsin. Ama ilk saniyede gördüğün, atıyorum bir tane bisküvi reklamı. Markete gittiğin zaman o markayı ararsın. Bu bilinç altına yerleştirme. Evet.
Burada da aynı düzeni yapıyorlar. Güldürerekten yıllarca Kemal Sunal filmleri ülkede yasaktı. Çünkü toplum üzerinde çok argo kelimeler kullanıyor. Toplumun kullanamayacağı kelimeler, tamam yaşantı bir hikaye anlatıyorsun, bir sıkıntıyı anlatıyorsun. Biraz da küfürü karıştırıyor, biraz da şeyi karıştırıyor. Ahlak tamamen geriye gidiyor. Bir dönem yasaktı onlar. Ben izlemedim zaten. Yani şimdi siz bahsedince sadece Hababam Sınıfı ile ilgili bilgim var. O da hoşuma gittiği için. Onlar serbest ama diğerleri evet. 70'li yıllarda yasaktı. Şimdi şu an ama bütün baktığımızda başta da söyledik, hep aynı şeyi tekrar bir şey buluyoruz ama argonun çok fazla kullanıldığı, normalleştirildiği, o olmazsa içerik eksik kalacakmış gibi. Zaten topu topu 100-200 kelimeyle konuşuyoruz toplum olarak. Evet. Ve şimdi İngilizce sözlüğe baktığımızda bir kelimenin 5 tane karşılığı var. İşte gitmek veya işte yapmak. Bunlar çok basit örnekler oldu ama bizde tek anlamı var. Gitmek, gitmek. Aslında zaten bizde daha çok zengin dilimiz var da kullanmıyoruz. Yani kısadan hemen. Sayı az. Kelime sayımız az zaten. Bunun da yarısını argo kaplayınca muhtemelen cümlenin ikisinden, kelimenin ikisinden birisi argo olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki dil kullanımı bu arada çok önemli. Hep öğrencilere de söylüyorum, dilimize sahip çıkmak gerekiyor. Çünkü bir dil toplumun en büyük zenginliği, medeniyetin, daha ileriye gitmenin, kendimizi iyi ifade etmenin en önemli zenginliği. Şimdi burada şey soracağım hocam, sabah programları, öğleden sonra olan programları sunan kişiler gazeteci. Birisi gazeteci, evet. Doğru aslında. Daha önce haber programları yapmış başka bir kanalda bir hanımefendi daha var. Şimdi gazeteci o sunması doğru bir şey mi? Böyle bir şey yapması. Şöyle söyleyeyim. Yani ben kendi adıma özellikle hani Müge Anlı için konuşayım. Gazetecilik eğitimi almış olması beni mutlu ediyor. Çünkü işe biraz daha ciddiyetle bakıyor. Yani bir de hukuk eğitimiyle falan tamamlıyor. İsim verdim ama onun yaptığı işe saygı duyuyorum. Yani biraz daha farklı benim için. Tabii ki katılımcılar, daha doğrusu izlenen, işlenen konular çok keyif vermese de. Ama işte yani ciddi bir program yapıyor deyip de magazin programı sunan birisi sunduğunda da aslında işin ciddiyeti kaçıyor. Onun da farkındalar. Birkaç programa denk geldi. Şimdi gazeteci normalde de objektif olmalı, dürüst olmalı, doğrunun yanında olmalı. Meslek açısından da siz daha iyi biliyorsunuz. Gazeteci olayı çarpıtmamalı. Sırf dikkat çekmek için yönlendirmemeli. Evet. Ve olaya yorum katmamalı. Biz habercilik dersinde öyle öğrendik. Tabii bunlar haber değil program ama burada onların yaptığı bu gazeteci kimliğini bırakıp halkın veya işte sistem nasıl işliyorsa onların istediği şekilde davrandıkları için gazeteci kimlikleri o anlamda zarar görüyor aslında. Çok etik davranmış olmuyorlar. Çünkü gazeteciliğin ilkeleri var. İşte kamuyu aydınlatmak, doğru bilgi vermek, dürüst bilgi vermek, kimsenin çıkarını gözetmeden adil ve objektif bir şekilde yansıtmaya çalışmak. Bu programda kullanılan diller izlediğim kadarıyla hep yönlendirme, yani hep bir yere kanalize etme, kişiye suçunu sanki suçluymuş gibi davranıp onu itiraf ettirme çabası. Bu da gazeteciliğin özünde, sizin de bildiğiniz gibi takdir edersiniz, mesleğin özüyle çelişiyor aslında. Orada ve sıkıştırıyor bir evet. Şeyi hatırlatıyor bana. Filmlerde, yabancı filmlerde olur böyle. Sorgu odalarını mı? Mahkeme kurulur. Değil mi? Avukat hatta böyle koridorda tur atarak soru sorar. Hı-hı. Eski filmlerde bunlar vardır böyle. Rahat bir şekilde soruları sorar. Hakimin karşısında oraya gider, oraya gider. Soruyla suçun itirafını yapmaya çalışma. Hı-hı. Ama İşte bizim üzerimizde, toplumda bu ne kadar etkili, ne kadar bize fayda sağlıyor, ne kadar zarar veriyor? Şimdi fayda sağladığı şöyle, bu tarz filmleri ve şiddet içeren programları izlemek bizim önlem almamızı da sağlıyor. Şimdi yapılan araştırmalar, bununla ilgili araştırmalara baktığımızda insanların bu tarz şiddet içerikli haberleri ve işte olayları izlediğinde daha kendisini emniyete alma, daha tedbirli olma, ya da ne bileyim işte daha kendisine çeki düzen vermek gibi davranışlar gösterdiklerini ortaya koyuyor aslında. Hani olumlu bir yanı var ama bu kaç kişinin üzerindedir? %2'dir, %3'tür. Ama genel olarak bir de biz farkında olsak da olmasak da sadece çocuklar değil yetişkinler de
sürekli izlediğimizde belli bir zaman sonra onları taklit etme veya oradakileri rol model alma eğilimindeyiz. Yetişkin de olsak, yaşımız kaç olursa olsun. İşte bunu da nerede görüyoruz? Televizyon kahramanlarının kıyafetlerini giyerek, onların konuştuğu kelimeleri kullanarak, işte onlar gibi yürüyerek, onlar gibi davranarak. Mesela hocam, bunlar olumsuz etkileri. Şey vardı, bir sahte gelin furyası vardı. Ne gelin? Sahte gelin. Sahte gelin. Onun dizisinde vardı sanırım. Şimdi oradaki bir kişiden yola çıkıldı. Baya baya kişi toplandı, şikayetçi olunmuş hakkında. Hepsini tek tek topladılar. O bir kişiden yola çıkıldığı zaman, o bir kişi normal bir kişiyle evli. İkinci bir eşe sahip, erkek. Yani ikinci bir eş demeyelim de bir ilişki diyelim tabii. Onlar, bir tane eş oluyor biliyorsunuz. İkisini de getirmişler, orada konuşturuyorlar. Yani bu, bilmiyorum, benim aklım almıyor. İşte bu toplumun ya da bireylerin diyeyim, topluma genellemeyelim ama bireylerin din, eğitim, örf, adet, gelenek, görenek, onları nasıl değerlendirdiğiyle aslında, onlara nasıl baktığıyla da alakalı. Çünkü biz her kuralı, her durumu kendi lehimize çevirebiliriz. Yani işimize nasıl geliyorsa kuralları öyle koyuyoruz. Hatta bununla ilgili de şey örneğini vereyim. Benim favori romanlarımdan birisidir. George Orwell'ın Hayvan Çiftliği var. Orada işte belli bir hayvan grubu kuralları belirliyor. İktidarı kendileri aldıkça kuralları kendi lehlerine çeviriyorlar. Aslında diyorlar işte mesela insanların yattığı yatakta işte bu tür hayvanlar yatamaz diyor. Sonra insanları kovuyorlar çiftlikten. O da tabii bir sistem eleştirisidir aslında. Sonra diyorlar ki biz çarşaflı yatakta yatamaz dedik. Çarşafı kaldırınca kendileri için şartları sağlıyorlar. Aslında bizim hayata bakışımızda biraz bunun gibi. Yani her şeyi, öğretileri, bilgiyi, deneyimi ya da bize yapılması yönünde salık verilen ya da tavsiye edilen kuralları kendi istediğimiz gibi, kendi çıkarlarımıza göre eğirip büyürüp kullanıyoruz. Bütün sorun o aslında. Ama aslında akıl denen bir şey var. Akıl burada. Ne güzel bir nimet. Akıl kullanmak lazım. Nasıl ki bir sıcak kaynar yemek veya kaynar su, çay içmiyorsak bunu aklımızı kullanarak da orada da bir şeyler akılla sorgulamak gerekir diye düşünüyorum ben. Tabii bu akıl işi benim de hep derslerde konuştuğum bir iş ama he deyince de kullanılmıyor. Yani bunun bir zamanı var. İşte okumak, üzerinde düşünmek, ya da işte topluma dair, hayata dair amaçlar belirlemek. İşte yaşama, burası bir süreç. İşte yaşam başlıyor, devam ediyor ve bitiyor. İşte bu süreçte ne yapmak istediğimiz aslında akıl kullanımıyla alakalı. Vicdan kullanımıyla, akıl tek başına da bazen yetmiyor aslında. Vicdanla, empati duygusuyla desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ben kötü işler yapmak istiyorsam aklımı o yönde eğitirim. Çünkü akıl biz nasıl istersek öyle şekil alıyor. Aslında neden kötü işler işlemek için yola neden o yönü seçtiğinizin altyapısını araştırmak lazım. Tabii ki bu da yine aynı yere geliyoruz. İşte aile önemli, eğitim önemli. Tabii ki bunlar benim alanım dışında ama çok hassizlik yapmayayım o alanlara girip. İşin uzmanları var. Medyaya alakalı ve yetişme tarzımızla, kültürle. Ya bunların hepsi birbirine etkiliyor aslında, domino taşı gibi. Yani bir yerde bir hata yaparsak hepsi devam edip gidiyor. Ama şöyle bir güzel bir yanı var. İnsan değişen ve gelişen bir varlık. Yani aklını devreye soktuğunda ve vicdanını ve empati duygusunu ve hayata bakışını aslında değişip gelişebiliyor. Değil mi? Değiştirmek elimizde. Evet. Seçeneklerimiz çok aslında. Birazcık sadece karşıdakini izlerken ne veriyor mesajını algıladıktan sonra zaten olay çözülüyor. Ha, kendimizi kapatmışsak zaten normal bir zaman geçsin diye de bakıyorsak bir de olayın bir boyutu var. Zaman geçiriyoruz işte bazıları. Öyle geçenlerde yine sosyal medyada birisi annesine şaka yapmış. Televizyon bozuldu diye bir şaka yapmış. Niye bozdun? Ben yarın şunu seyredecektim. Nasıl seyredeceğim diye oğluyla kavga ediyor. Büyük bir eksiklik. Bir de bu kadar çok etki altında kalmamızın nedeni biz başka kanallara açık değiliz. Bütün bilgi kaynağımız işte eğlence, haz alma, işte mesela doğa yürüyüşü yapmayıp oturup televizyon izlemeyi tercih ediyoruz. İşte okuma yapmayıp televizyon izlemeyi tercih ediyoruz.
bize ihtiyacı olan canlılara, insanlara ya da işte diğer doğadaki diğer canlılara destek olmayı, yardımcı olmayı tercih ediyoruz. Televizyonun başında vakit geçirmeyi tercih ediyoruz ve bu bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Bir de her şeyi oradan öğreniyoruz şimdi. Geçen gün de söyledim. Yani tarihi diziler mesela şu an çok revaçta. Biz onun kurgu olduğunu unutuyoruz. Normalde bu belgesel değil. Tabii ki tarihe merak sarmamız açısından, ilgi göstermemiz açısından önemli ama oradakini gerçek zannediyoruz. Ama o kurgu, işte bütün iletişim araçlarının ya da televizyonun ya da dizilerin en büyük sıkıntısı kurguyu bize gerçekmiş gibi sunuyor. Müsaadenizle bir örnek vereyim. Bu beni hep çok etkiler ve hep söyleyeyim. Bundan yıllar önce otobüs yolculuğunda işte 70-80 yaşlarında bir teyzenin işte kızıyla sohbetine şahit oldum. İşte Suriye'deki olaylar yeni başladığında kızım diyor Suriye nerede diyor. Teyze yani annesi kızına soruyor. Kızının verdiği cevap şu aslında. Hani diyor televizyonda savaş oluyor ya orası. Zaten bir şey televizyona geldiğinde, ekrana geldiğinde bütün değerini yitiriyor. Ve biz işte o yüzden televizyonda şiddeti izleye izleye gerçek hayattaki şiddeti normalleştiriyoruz. Oradaki ölümleri gördükçe gerçek hayattaki ölümleri ondan ayırt edemiyoruz. Bütün sorunumuz bu aslında. Şimdi bunlara baktıkça hocam eskiden bir Yugoslavya var. Bunun bir araştırmasını yaptık. Böyle merak ettim. 90'larda parçalandı, üçe bölündü. Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar. Altyapıda böyle programlar var. İnsanlar uyuşturulmuş. Bunun yanı sıra festivaller, konserler. İnsanlar sadece aşağı yukarı 70'li yıllarla başlanmış bu olaya. Bölündüklerinin dahi haberinde ta ki silah sesi duyuncaya kadar haberleri olmamış. Bir araştırma yani önümüzde yakın örnek. Rus eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği vardı. Onlarla ayrılması bir bambaşka. Ha bugün sorsanız o tarih mi Sovyet dönemini mi isterseniz şimdikini mi Sovyet dönemini isterler. Çünkü orada sistem farklı çalışıyor. Sen devlete çalışıyorsun. Devlet sana bakıyor, bütün ihtiyaçlarını görüyor. Ayda da belirli bir para veriyor. Bütün harcaman orada. İnsanlar, yani tabi o yurt dışında olan onu bilemeyiz. Ama bizim toplumumuz bu gibi şeyleri kaldırmaz. Kaldırıyor ama asimile oluyor. Farkında değiliz. Fark ettiğimizde de umarım çok geç olmaz. Yani umarım çok geç olmaz. Tabii ki bizim kültürümüz biraz daha farklı. Yani iyi ki hala bizi birbirine bağlayan, bizi birbirimize bağlayan güçlü bir kültürel altyapımız var. Ama işte şeyde de söylediğim gibi yani yeri gelecek gazeteyi bile bilmeyeceğiz diyor. Ve işte insanlar aynı evin içinde herkesin elinde bir internet, bir telefon, iletişimi unutuyoruz. Birbirimize dokunmayı unutuyoruz. Şu anda yazılı basın yok hocam. Yok. Yazılı basın bitti. Yani gazete okuyan kişi sayısı az. O diğer gazetelerde normal gazete kapanmıyor ama baskısını yapıyor. Okuyucu yok. Hep geri gidiyor. Teknoloji olarak herkesin cebinde ne olmuş, evet. Ne bitmiş. Yazılı basın bitti. Görsel medya da bitti. Şimdi video olarak daha kolay çünkü hazır bilgi. Çerez. Şimdi video olarak daha basit oluyor bizim için. Şimdi yazılı basında onu saatlerce oturuyorsun, metnini yazıyorsun. Düzeltmek gerekiyor. Videoda, şu anda biz yapıyoruz yani, bunu oturup yazılı basın haline getirsen bir sürü not yazacaksın. Video halinde gönderince, sesli olarak da gönderince işin biraz daha baya yani. Zahmetsiz. Fazla bir iş şeyi olmuyor. Yani zaman değişiyor, tamam. Teknolojiye ayak uyduruyorsun. Bu teknolojiye ayak uydururken de kendi kendimizi kaybetmememiz lazım. Kesinlikle. Orada da tabii ki medya kuruluşlarına, işte reklamcılara iş düşüyor. Ama bu sadece ülkemiz için değil, başka örneklere de baktığımızda aslında medyanın içeriğinin gittikçe daha da light, yani daha hafif, daha basitleştiğini görüyoruz. Çünkü hiç kimse konu üzerinde kafa yormak istemiyor, hiç kimse üzerinde düşünüp tartışmak istemiyor. Mesela ben bir kez sadece neden diye sordum. Yani neden, bizde bu çok klasiktir, arada hocalar sorarlar.
Bana soruyla karşılık vermişler. Yani bizler neden sorusuna ne cevap vereceğimizi bile bilmiyoruz. Bize ilk kez fakültede bir hocamız sormuş. ben de arada bir soruyorum bunu. Ve her şey daha kolayı. Şimdi hep şunu örnek veririm. Ben yurt dışına İngilizce kursuna gittiğimde işte elimde bir red house sözlüğüm vardı. Bir kelimeyi öğrendiğimde bunu, çünkü zahmetli bir işti, sözlüğü açıyorsunuz, işte kelimeyi buluyorsunuz, oradan karınca duası gibi küçücük onu not ediyorsunuz ve tekrar oraya geri dönmek büyük bir zahmet. Hep aynı örneği veririm ben. Şimdi online sözlükler var. İngilizce metin okurken oradan bakıyorum, kopyala yapıştırla İngilizce sözlükten. Ve zahmetsizce, ama bu sefer ne oluyor, ben onu unutuyorum. Çünkü zahmet gösterip emek verdiğim bilgi her zaman daha benim için kıymetli oluyor. Ve yani medya içeriklerinin bu kadar zenginleşmesi, bilgiye çok kolay ulaşıyor olmak bizi tembelleştiriyor. Bizim üretkenliğimizi azaltıyor. Bizim topluma ve hayata dair ve en önemlisi de aslında kendimize dair bakışımızı etkiliyor ve değiştiriyor. Oradan başlıyor yozlaşma aslında. Her şey çok hazır. Kullan at, yani tüketim toplumu nasıl kullan atsa, sürekli her şeyin yenisi çıkıyor bize, reklamlar işte bunu alırsanız daha güzel olursunuz, bunu alırsanız daha başarılı olursunuz mesajı veriyorsa, ilişkiler de böyle, içerikler de böyle, hepsi daha yüzeysel. Peki hocam, gençlik ne durumda? Sizin gençlere ilişki olan bir öğretim üyesi olarak onları nasıl görüyorsunuz? Valla dürüst söyleyeyim, ben onlara kıyamıyorum. Şimdi kıyamamak ayrı da... Yani kıyamıyorum, şöyle kıyamıyorum. Keşke onlar da farkında olsalar aslında, benim yerime geçip kendilerine bir baksalar. Belki şu an beni izliyorlarsa diyecekler ki hoca yine aynı şeyleri söylüyor. Sadece şimdi geçen gün başka bir üniversiteden başka bir arkadaşımla konuştum, o da öğretim üyesi. Dedim ki bazı sıkıntılarımız var. Tabii ki uzaktan eğitim bunda etkili. Ama yüz yüzeyken de zorlandığımız yerler oluyordu. Bize gelene kadar aslında aile, ilk öğretim, lise veya işte diğer arkadaş ortamları, içinde bulundukları gruplar onları şekillendiriyor. Biz en son kısmımız aslında gençlerle ilgili olarak. Tabii ki elimizden geleni yapıyoruz ve içlerinde çok iyi niyetli öğrencilerimiz var. Çok çaba gösteren, gerçekten birey olarak topluma değer katan birisi olmak için çaba sarf eden. Ama onlar da bu az önce söylediğimiz sistemden nasipleniyorlar olumsuz anlamda. Onlar da işin daha kolayına geçiyorlar. Onlar da hemen iş bulmak, hemen başarılı olmak, çok paralar kazanmak istiyorlar. İşte bazen bunları söylediğimizde, şimdi diyorum ki hayat tabii ki toz pembe olmasını isterim. Şimdi bir örnek vereyim hocam. Bizim buradan personel ihtiyacımız var bizim. 4 iş kuru üzerinden ilan vermişiz. 4 bölüm için haber spikeriyim. Haberleşme yönetici, kameraman, branş belirtmişiz. Şu ana kadar bir ay içerisinde belki 5 kişi, belki 6 kişi aradı. Bir önceki ilanımda büro memuru, masa başında çalışacak personel, bay bayan dedim. Daha mı çok kişi başvurdu? Hocam 700 kişi. Şaşırmadım. Şimdi açıyorum, bilgi alabilir miyim? Tamam, böyle böyle işimiz var. Hangi bölüm mezunusun? Sağlıkçı. Artı idari bilimler, idari yönetimi, artı otomotiv. Ne iş olsa yaparız diyor. Şimdi büro işi dediğimiz zaman insanların aklında kalan şu var. Büro işi Word'de, Excel'de yazdım yazıyı. Yazıcıdan çıktığı aldım. İşte getirin. Bu büro işi. Kafada halen daha bu var. Bu var, evet. Şimdi bizim buradaki yaptığımız işlemde tamamen program üzerine dayalı. Bu da büro işi, bu da masa başı işi, bu da kafa işi. Bunu açıklama yapınca öğretirsen yaparım. Benim öğretmem 1 yıl. Şimdi siz okulda RTV olsun, yeni medya olsun, kitap üzerinden gidiyorsunuz. Uygulama çok az. Var aslında uygulamalı olan derslerimiz çok. Şimdi bu bölümle ilgili olarak öyle öğrenci geliyor ki kamerayı mezuniyeti bitmiş, bir kere eline almış. Bu biraz da aslında bizim öğrencilerin, daha doğrusu bizim öğrencilerin demeyeyim, yani iletişim fakültesi öğrencileri, ben hep arkadaşlara şunları söylüyorum. İlk 1. sınıfa geldiklerinde, ben halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümünde öğretim üyesiyim ama diğer bölümlere de
gerektirici derslere giriyorum. Hep şunu söylüyorum. Çalışmayı, yorulmayı, daha iyi şeyler başarmak istiyorsanız bu okula devam edin. Ama yok, ben hiçbir şey yapmayayım. Bana hazır para gelsin. Oturduğum yerden, tabii ki oturdukları yerden dijital dünyada para kazanmaları mümkün ama diyorsanız diyorum, bu işi bırakın. Çünkü iletişim fakültesinden mezun olmak demek, hayata başka bakmak demek. Analitik düşünme yeteneğinin olması demek, neden sonuç ilişkisi kurması demek ve merak duygusunun içinde olması gerek. Ben 93 Selçuk İletişim girişliyim, 97 mezunuyum, fakültenin ilk mezunlarındanım. Bunda da gurur duyuyorum. Niye gurur duyuyorum? Buradan da izleyenler varsa aslında selamlarımı da ileteyim. Çünkü bizim hiçbir şeyimiz yoktu ama biz o hiçbir şeyin olmadığı bir dönemde kendimize bir sürü şey kattık. Çünkü başka şansımız yoktu. Başarılı olmak için başka şansımız yoktu. Ve üniversitemizin Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin adını duyurmamız gerekiyordu. Çünkü ilk biz yol açacaktık. Biraz da bu sorumluluk duygusuyla da alakalı. Yani öğrenci istediği zaman özellikle de şu dönemde her şeye çok kolay ulaşıp öğrenebilir. Yeter ki öğrenme isteği olsun. Ve biz hiç kimseye zorla bir şey öğretemeyiz. Çünkü ben zaten öğretme ifadesini de kullanmıyorum. Benim elimde bilgiler var, onları paylaşıyorum. Herkes nasibine düşeni, kendi istediğini alıyor. Ve öğrencilerin şuradan yap şansları şu ki ellerinin altında her şey var. Evet. İşte az önce de söylediğiniz. Şu anda çok yakınlar. Her şeye çok yakınlar. Her şeye yakınlar. Ve bu şartlarda ben bir şey öğrenmedim demesi, orada verilen eğitime, orada geçirilen zamana hem kendisi için, hem ailesine, hem kendisine, hem fakülteye haksızlık aslında. Ya da Uşak Üniversitesi olarak konuşmuyorum. Bütün iletişim fakülteleri için aynı şey geçerli. Biz öğrenciyken staj yapmak için şartları zorluyorduk. Mesela şimdi başta söyleyecektim ama benim en büyük hayalim iyi bir gazeteci olmaktı. Ve ilk yaptığım iş, o zaman tabii biz daha çok dedim ya az önce de Selçuk Üniversitesi'nin ilk mezunlarıyız, biz ilk öğrencileriyiz. Daha ismimiz bile, esamemiz bile okunmuyor. TRT'ye staja gittik, yurt haberlerine. Ve 4 gün gittik. Yani 4 gün bizi staja alın diye gittik. Adam 5. gün dedi ki buyurun yapın. Çünkü pes etmedik. Şimdi öyle bir durum yok. Sorumluluk duygusu, hayata ne katma isteğimiz, kendimizi bir marka olarak nerede konumlandırdığımız da önemli. Dolayısıyla her şeyin bu kadar elimizin altında olduğu, eğitimlerin online olduğu, stajların bile neredeyse online olduğu bir süreçte, bütün iletişim fakültesi öğrencileri için söylüyorum, belki haksızlık olacak ama ben bu işi bilmiyorum demeleri biraz da kendileriyle ilgili. Geçen gün derste de söyledim. Şu an uzaktan eğitimde işte tıp fakültesi, mühendislik bunlar zorlandılar. Çünkü uygulama alanları pandemiden dolayı. Ama en şanslı fakülte iletişim fakülteleriydi. Bizim bütün malzememiz burada. Televizyon, gazete, evet. Dergi hepsi elimizin altında. Şimdi sözünüzü kesiyorum hocam. Bizim buraya geliyorlar. Söylediğim tek bir şey var. Bu işi yapacaksan gel. Bu işi yapmayacaksan, 2 ay sonra, 3 ay sonra veya 6 ay sonra diyeceksen işte ben memur olacağım veya işi bırakacağım düşüncesindeysen ya da kredi kartı borcum var, 3 ay çalışırım, kapatırım, ondan sonra bırakırım düşüncem varsa gelme diyorum açıkça. Çünkü burada öğretiyordur. Uygulama olarak öğretiyorsun, sahada öğreniyor. Saha farklı bir şeydir. Bütün bürokratlarla iç içesin. Gidiyorsun oradan, metin oturma, yazma. Yani bir nevi sanayinin çıraklığı. Ve çok keyifli bir iş aslında. Şimdi gelenler oldu hocam. Gelenler de oldu. Tamam çok bu şekilde. Sıkılan da var. Bir de ne var? Aradan belirli bir zaman geçince ben şu kadar maaş isterim. Şimdi tamam o kadar hepsi iyi güzel elbette para kazanacağım aile mesele. Diyorum ki hazır donanımlarının daha üstünde istiyorsun. Hazır donanımlı olan da zaten bize sıcak bakmazlar. Niye bakmazlar? Biz de onlara bakmayız. Çünkü o bazı şeylerin şeytanlı yönüne giderler. O yüzden de bir anlaşamayız yani. Şimdi öğrenciler bakıyorsun tamam herkes olacak da iyi de İşte özel sektörde şansın. Başka yok. Resmi kurum eskisi gibi bir şeyin bir kartvizite bağlı değil.
Bunu anlatamıyorum gelenlere. Biz de anlatamıyoruz demeyeyim ama aktaramıyoruz belki. Çünkü... Yok, biraz da gençliğin verdiği bu heyecan, bir gezme tutkusu. Ama heyecan, işte bu hani kuşak çatışması, ben hep kendi dönemimizi herkesi kendimiz gibi zannediyoruz. Biz işte biz böyle yapıyoruz falan diyoruz. Mesela matbaa kokusu ve gazete benim için inanılmaz bir şeydi. Boya kokusu. İnanılmaz. Konya'da da yerel gazetelerde staj yaptım. Ve işte fotoğraf makinesini alıp bir basın toplantısı izlemek beni nasıl heyecanlandırıyordu. İşte haberimi görmek, hala saklarım o haberleri, gençliğin verdiği şeyle atmam onları. İşte TRT'de staj yaparken yurt haberleri, sabah 6 haberlerle çıkıyordu haberlerimiz. İşte bir haber spikeriyle gidip onu okutturuyorduk. Nasıl mutlu oluyordum. Bir de yaptığımız işi ortaya koymanın hazzı vardı. Şimdi yazdığınız metinleri farklı bir makinede yazıyordunuz. O makineyi arkadaşlar hurdacıda dahi şu anda bulamazlar. Değil mi? Çok keyifliydi. Özellikle bizim gazeteci adayları için söylüyorum veya işte arkadaşlar için iletişim. Gerçekten bizim alanımız hem çalışırken tabii ki zorlukları var ve programın başında da söyledim. Benim birçok arkadaşım şu an çok iyi yerlerde gazeteciler ve isim yaptılar. Kendi alanlarında marka oldular. Bunların hepsinin kendisini eğittiği yer ya da işte ulusal basına iyi yerlere geldiğin yerel basın aslında. Çünkü ben bir yıl Gaziantep'te çalıştım gazetecilik bölümünde. Oraya çağırmıştım bir arkadaşım. O da aynı şeyi söyledi. Yani bir yerel basına zenginlik kattığınızda, orada kendinizi ispat ettiğinizde evet. Siz aslında çok iyi bir mutfaksınız. Şey de aynı seçilir hocam. Futbolcular da aynı seçilir. Kesinlikle. Büyük kulüpler gider, aşağıdaki kulüplere bakarlar. En iyi oynayan elinden tutarlar. Gazetecilik de aynı. Yukarıdaki büyük olan. Ben çocukken Milliyet'e gönderirdim. Milliyet gazetesine. Yaş 11-12 civarı. Orada bir köşe yazısı vardı. Çevrenizdeki fotoğrafları çekin, gönderin. Evet. Çocuk muhabir. Yazıyorduk, ediyorduk. Şimdiki bakıyorsunuz tamam teknolojiyle beraber her şey rahatladı. Ama biraz da fazla rahatlık zarar. Geriledik mi acaba akıl olarak, düşünce olarak? Akıl, tabii ki akıl herkeste var ama işte bunu neye kullandığımız... Şimdi zeka farklı bir şeydir hocam. Evet. Akıl farklı bir şeydir. Akılımız kurnazla işi kendi lehimize çevirmeye yarıyor aslında. Akıl kullanımı önemli, bunu hep söylüyorum ben. Bu da yine hep aynı yere geliyoruz aslında, her şeyleri tekrar ediyor gibi oluyoruz ama insanın hayata bakışıyla, kendisine bakışıyla ve ne katmak istediğiyle alakalı. Nasıl bir değer katmak istiyoruz? İşte ben bugün buradaysam buraya değer katmak benim temel hedefim olmalı. İşte eve gittiğimde eve, okula gittiğimde okula. Hayata böyle baktığımızda yaptığımız her işten hem keyif alıyoruz hem vicdanımızı katıyoruz ki bu çok önemli. İşte dedim ya az önce de akıl tek başına olmuyor aslında. Vicdan devreye girince akıl iyi yere kanalize oluyor ya da iyi şeyler için insanları yönetiyor veya yönlendiriyor. Bütün sorunumuz bizim bu. Bir belirsizlikler yaratıyoruz kendimize. Çok büyük hayaller, hedefler peşinde koşuyoruz. Hedefler demeyeyim de hayaller peşinde. Ve net olmadığımız için de hani az önce söylediniz de işte ne iş olsa yaparım. Ben öğrencilere şunu söylüyorum. Ben insan kaynakları danışmanlığı da yaptım. İş seçimlerinde de şirketlere danışmanlık yaptım. Ne iş olsa yaparım diyen hiç kimsenin işe alınmasını istemedim. Çünkü insanların uzmanlık alanının olması gerekiyor. 20 küsur yaşına gelmiş birisinin belki çok acımasız bulacaksınız ama hani psikologlar da ya da iletişim uzmanları da aynı şeyi söylüyor. İnsanın derinlemesine bir kuyusunun olması gerekiyor. Başarılı olduğu, onu doldurmak istediği, geliştirmek istediği, yatırım yapmak istediği. Ve ne iş olsa yaparım cümlesi, ben hiçbir şey yapamıyorum demek. Bu bizim meslek için de geçerli, bütün meslekler için de geçerli. Ve ne iş olsa yaparım deyip şirin görünen bütün adaylar benim olduğum seçimlerde, iş seçimlerinde kaybettiler. Çünkü hiç kimse ne iş olsa yapamaz. Ben yapamam. Şu an benden başka bir şey istesiniz yapamam. Çünkü benim işim bu. Evet. Uzmanlık alanı bu. Yani en azından uzman olmaya çalıştığımız diyelim. Çalıştığım diyeyim. Dolayısıyla bu işte hem televizyonun hem basının ya da işte reklamların, iletişim araçlarının bütün çıktılarının bize verdiği ya da dayattığı diyeyim aslında. Çok vermiyor, dayatıyor. Dayatma. O kadar çok tekrar ediyor ki böyle beynimizi açıyor, içine dolduruyor. Dayattığı şu, üretmeden, düşünmeden, sorgulamadan, çaba göstermeden zengin olabilirsiniz, başarılı olabilirsiniz. Öyle çok örnekler var. Evet. Sonra yurt dışına kaçıyorlar arkasından. Ama... 18 yaşındaki vatandaş ne yapıyor?
Çiftlik kuruyor. Evet. Bu sorgulama yok işte. Bunlar biraz da insanların bazı mağazalar vardır. Dışarıda bir şeyler satar. Ama bir tane çekici güvercin koyması gerekiyor ki insanlar girsin. İşte orada nedir? Atıyorum bir tane bardak çok ucuza satar. Bu çekici güvercindir. Parakendacı, mağaza çalıştıranlar bunu çok iyi bilirler. Şimdi bu orada da bir tanesi geliyor. Arkasından hemen diğeri, o geldi, o geldi. Böyle çevremde akıllı zekası yüksek insanlar, ekonomist insanlar var. Onların dahi bu tuzağa düştüğünü gördüm. Evet, biz buna ikna stratejileri ve çokluk kuralı diyoruz. Çokluk kuralı, yani bir yerde bir kalabalık varsa ben de onlardan olayım. Çünkü değişik değişik stratejiler var. Birisi yokluk kuralıdır. Mesela derler ki işte elimizdeki son ürün bu, sizi almak istersiniz. Aman kimse kapmadan. Hatta ben bir mağazada şeye şahit olmuştum. Ben de kıyafet denedim. Kadın nasıl yalvarıyor? Çabuk onu geri çıkar, ben onu gelinimi alacaktım. Yani şimdi bu da yokluk kuralı çünkü tek kalmış ve onu ben almışım. Değişik taktikler ve stratejiler kullanıyorlar. Ama bütün bunların sonucunda aslında kullanılan demeyeyim ama arada harcanan insan oluyor, insan emeği oluyor. İnsanın duyguları oluyor, insanın hayata bakışı oluyor aslında. Çünkü bir ara bizim zamanımızda bir araştırma yapılmıştı biz fakültedeyken. İşte bir şehirde intiharlar artıyor. Ben bu örneği hiç unutmam. Ve önce işte başka sebepler arıyorlar. Ve o dönem bu magazin programları yeni çıkmıştı işte 95'ler, 94'ler. Ben üniversite 2'deyken, 3'deyken. Sonra görüşmeler yapılıyor yakın çevrede. Kötü bir örnek ama televizyondaki hayatlara özenip onlar gibi olamayacağı düşüncesiyle hayal kırıklığının evet. neden olduğu sonucuna ulaşılıyor. Maalesef. Ve aslında pes etmek, hedefsizlik, hani ben zaten bir şey yapamam düşüncesinin temelinde de bu var. Çünkü orada çıta çok yüksek. Orada her şey çok şaşalı. Orada her şey şahane. Ve ben zaten bunları yapamam düşüncesi belki de insanları, gençleri, bizi veya toplumu hani ben bir şey yapmayayım. Bir de bizde şu cümle çok kullanılır. İşte yaşın ilerleyince, zaman geçince sen de pes edersin. Aslında pes etmemek gerekiyor. Ve hayat bize bir fırsat. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Ve bu süreçte ne yapabilirsek aslında arkamızda bırakabileceğimiz o bizim için kar. Hem öğretim yani öğretim üyeliği anlamında hem yaptığımız başka işlerde. Şimdi aslında gençler zeki. Okuyor o kadar kitabı, mezun oluyor sonuçta. Ha bize göre farklı diğer bölümler, otomotiv bölüm mesela, diğer fakülte, diş, pardon, hekimlik. Bu değişmez bir şey. Herkes de o çıtaya çıkamıyor. Şimdi diğer bölümlerde de insanlara ihtiyaç var. Şu anda OSB, buraya OSB, oradaki gidip baktığımızda çalışanların çoğusu üniversite mezunudur. Çoğusu. Hangi bölümdesin? Şurada. Ne diyor ki bu bölümle ilgili alakalı iş bulamadım. Şimdi bölümle ilgili alakalı iş bulamadın da doğrudur. O kadar mezuniyet veriyor. Hangi birini alacağız? Şimdi bizim her yıl buraya bir tane spiker alsak burası dolar taşar. Ama biz alamıyoruz gerçi o ayrı konu da. Çünkü onu farklı olarak RTV'den mezun olan diyor ki ben spiker olacağım. Hayır senden olmaz. RTV'den olmaz. Edebiyat bölümünden olur. Yani tabii ki radyo, televizyon, sinemadan mezun olup da çok iyi haber spiker olan arkadaşlarımız o ayrı, da var. Onlar şey olarak aradan çıkan şanslılar mı desem ya da yetenekli mi desem? Tabii bu spikerlik biraz daha ses tonu, diksiyon kullanımı. Çünkü ses tonu doğuştan olumlu müsait değilse ne kadar eğitirsek eğitelim. Şarkı söylemiyoruz sonuçta, konuşuyoruz. Bizden de yani hem Selçuk İletişim'den hem Uşak'tan, şimdi ben 5 yıldır Uşak'tayım. Hep kendi mezun olduğum okulla ilgili konuşuyorum ama bizim dönemden bahsediyorum. Bizde de yani Uşak İletişim'den de tabii ki şu an iyi yerlere gelenler var. Bu tamamen kişinin kendisine bağlı Ayhan Bey. Bizim alan, şimdi tıp öğrenilmesi gereken bir iş. İşte fizik, matematik öğrenilir ve kuralları vardır. Şimdi matematiği kötü olan birisi olarak söyleyeyim. Ama iletişim işi gerçekten heyecan işi, yetenek işi, insanın bu işi sevmesi gerekiyor. Ve ben hep söylüyorum, ben 100 kere sınava girsem 95'inde yine iletişim okurum. Çünkü bana çok şey kattı. 5'i de muhtemelen ya psikoloji olurdu ya sosyoloji olurdu.
Bunun farkına vardığımızda aslında çalışanlar olarak da, sektör olarak da aslında sadece iletişim fakülteleri için değil, basın anlamında da düşündüğümüzde, basın kuruluşları anlamında yaptığımız çok kıymetli çünkü. Peki hocam şöyle bir soru yönelteyim. Lise çağlarındayken insanları uzman yeteneklerine göre uzman olacakları konuda serbest bırakılsa nasıl olur? Valla ben öğretmen lisesi mezunuyum. Savaştepe Öğretmen Lisesi. Bizim eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi derslerimiz vardı. Tabii köy enstitülerinin devamı biliyorsunuz öğretmen liselerinin. Evet. İşte kapatıldı onlar da gerçi. O zaman da bize sormuşlardı 85-91 arası. İşte sizin şu sorduğunuz soruyu sormuşlardı. Siz Milli Eğitim Bakanı olsanız ne yapardınız? Ben o zaman bunu söylemiştim. Sene 2021. Biz hala bunun olup olmayacağını konuşuyoruz. Bunları konuşuyoruz. Evet. Demek ki bir yerde bir eksiklik ya da bir yanlışlık var. Aslında bir altında gizli olan bir sıkıntımız var hocam. O sıkıntımızda bir konuyu çözmek istemiyoruz. Ben hep bunu gördüm. Toplum içerisinde bir konuyu çözmek istemiyoruz. Karşımızdaki insanı dinlemiyoruz. Değil mi? Bizim en büyük eksikliğimiz bu. Yoksa şu yaptığımız işlerin hepsini yapabilecek insanlar var. Eğitirsin, yaparsın. Ama en büyük sorun bir konuyu da çözmek istemiyoruz. Risk almak istemiyoruz. Çünkü bir konuyu çözmek demek ona kafa yormak demek. Hatta şöyle söyleyeyim, daha da geri götüreyim. Bir sorunun varlığından haberdar olmak demek, ona müdahil olup onun çözümü için çaba sarf etmek demek. Dolayısıyla bizde çok fazla sorunlarla ilgilenmek yok. İşte mesela ben bir işe niyetlendiğimde idarecilik yapıyorum aynı zamanda, eş ve meslek yüksekokulu müdürüm. Mesela orada bir şey yapmaya kalkıştığında o olmaz. Olmaz diye bir şey yok. Ben deneyeyim. Benim hayata bakışım da budur. Ben deneyeyim. Olmadı diyeyim. Yani keşke yapsaydım diyeceğimi. Denedim olmadı. Başarısız oldu. Bence çok güzel bir ifade. Evet. Yani yıllarca keşke yapsaydım, keşke konuşsaydım, keşke deneseydim yerine. Yaptım olmadı, başarısız oldum. Hep şunu söylerim ben. Aklımda kalıcı ama yanımda kalsın. Çok mutlu oluyorum başarısız oldum diyebilmekten bile. İkincisi dinlemiyoruz dediniz. Gerçekten dinlemiyoruz. Mesela dizilerde de gördüğümüzde en büyük iletişim sorunu kimse kimseyi dinlemiyor. Çünkü herkes kendi aklıyla hareket etmeye çalışıyor. Ben öğrencilere de hep öneriyorum. Lütfen istişare edin. Yani iki türlü dinlemek. Bir, bize anlatılanı dinlemek. İki, başkalarının deneyimlerini, onlara yol göstereceğini dinlemek. Tabii ki ben aldığım birçok kararda aceleci davranıp kendim karar verdim ama gerçekten deneyimlerine güvendiğim ve en önemlisi de aslında iyi niyetine güvendiğim insanlarla sürekli istişare etmekten çok keyif alıyorum. Çünkü bizim bilmediğimiz başka hayatlar var, başka zenginlikler var. Belki de hani iletişimin de çok şey bir basit bir yanı, dinlediğimiz ve istişare ettiğimiz zaman hayat daha keyifli oluyor aslında. Geçenlerde bir evrak yanlış düzenlenmişti. Diğer bir yerden, kurumdan bunu düzeltmemi istediler. Yanlışı yapan kuruma gitti. Oradaki bayan, tabii koronadan dolayı uzak bir mesafe var. Hı hı. Ne vardır, ne istiyorsun? Gelirsen anlarsın dedim. Oradan söyle, söyleyecek gibi değil dedim. Gelirsin, evrak bakacak kağıdı. Hı hı. Hocam kağıdı geldi. Al verdim kağıdı, bir okusun. Kendi yaptı, hı hı. Kendi yaptı. Şöyle, tamam ne var? Üç kere bir oku dedim. Hı hı. Baktı, bir şey yok dedi. Bir daha üç kere bu olayı tekrarladık. Sonra hatayı gösterdim. Şunun değişmesi, şuraların iki satırda hata var. Orada neyi fark ediyorsun? Dinlemiyoruz. Hani bu ileri bir yaşta olan bir insanla değil. Hı hı. Normalde yaş olarak bir 30'larda vardır. Artı o kurumda da bildiğim kadarıyla bir 5-6 senesi vardır. Belki bu süreç biraz daha pandemi hepimizi biraz daha dikkatsizleştirdi ama bizde genel olarak o var. Yani hatayı kabul etmeye. Şey vardır hocam, bu şu benim yaptığım iş. Bu hataysa bunu baktığım zaman görürüm. Değil mi? Önce bir dinlersin karşıdakini. Böyle çok olaylarımız var. Onun için benim gözlemlediğim, çıkardığım ortaya birbirimizi dinlemiyoruz. Evet, dinlemiyoruz. Diyojen'in çok güzel bir cümlesi var. İşte insanların iki kulağı bir ağzı var. Çok dinleyip az konuşmak için diye.
dinlemek büyük bir erdem aslında ve iletişimin en önemli kısmı. Biz şeyden basından iletişime doğru geçtik. Çünkü hepsi birbirini destekliyor. Evet, insanların arasındaki iletişim sorunlarının ya da çözümsüzlüğe giden bütün işlerin temelinde dinlememek var. Yani akılla ve kalple, orada da devreye giriyor aslında. Beyin ve kalple dinlemek. Çünkü kulak sadece bir araç. Onu nasıl yorumladığımız, nasıl anladığımız. İşte yine televizyona bağlayacak olursak orada da kimse birbirini dinlemiyor. Her kafadan ses çıkıyor. Evet hocam. Mesela o dinleme konusunda benim sayfamda daha doğrusu yazdığım bir not şey vardır, satır vardır. Dil söyler, kulak dinler, kalp söyler, kainat dinler. Değil mi? Ya nasıl söylediğimizle alakalı, nasıl ifade ettiğimiz, üslubumuz önemli. Üslup önemli. Mesela Japonca'da tonlamayla konuşuluyor. Ses tonlaması, yüksek tonla konuşunca sinirli oluyor bizdeki gibi. Böyle bir, yani sözünüz artık öyle bir yere geliyoruz ki bazen hiçbir şey diyemeyecek pozisyonda kalıyoruz. Bir olayı da çözmüyoruz. Politikamız, her şeyimiz, bürokrasimiz çözümsüzlük üzerine kurmuşuz. Halbuki çok basit. Bir şeyi çözmek isteyince 10 dakika. Çözüm üretiliyor. Yeter ki isteyelim. Bir de şu var ama, biz de hani üslupla ilgili baştan da konuşmuştuk veya sormuştunuz niye üslubumuz böyle diye. Bizde şöyle bir anlayış var. Kimin sesi yüksek çıkarsa o başarılıdır ve haklıdır. İşte biz kabalığı, biz kavgayı, sesi yüksek çıkanı takdir ediyoruz. O da bir sinema sahnesini hatırlattı. Oradan kalan bir şey. Genellikle siyasiler örnek alırlar. Orada çok bağıran, çok ön tarafa çıkan. Aha. Buyurun hocam. Yok aslında yok bir şey söylemeyecektim. Dediğinize katılıyorum. Çünkü biz mesela işte birisinden bahsederken ya bu çok hanımefendi, çok beyefendi, başarısız olur, bir şey yapamaz diyoruz. Oysa başarı demek tabii ki arada gelecek. Yani bir cebal olmak gerekiyor. Hakkımızı aramak için belki sesimizi yükseltmek gerekiyor ama bu da üslup. Yani o hak aramanın bile bir üslubu var. İnsanları eleştirmenin, kendimizi ifade etmenin bile bir üslubu var. Ve tekrar televizyona bağladığımızda günah keçisi bu bir medya oldu. Üslubumuzda ciddi anlamda sıkıntılara neden i̇şte oluyor. İşte burada medya duyuyoruz. İşte hakkında davalar açılıyor. Aslında açılan davalara baktığımızda hakaret davası eleştirmiyor, hakaret ediyor. Bazı konular var, girmeyeceksin diyor buraya. Zorla giriyor. Yani girilmeyecek deniyorsa vardır bir şey, girmeyeceksin. Ne yapıyor bu sefer? Hakaret ediyor. Dava açılıyor, şöyle oldu, böyle oldu. Yani o da ne yapıyor bu sefer? Sistemi tamamen işlemez hale getiriyor. Evet. Sesi çok çıkıyor. Gazetecileri toparlıyorlar ulusal basında. Her gün aşağı yukarı program yapıyorlar. Bakıyorsunuz böyle. 5 yaşındaki hiçbir şey bilmeyen çocuk otursa seyretse şaşırır kalır. Şaşırdı konu aslında konuştukları konuya değil de bunların hareketlerine. Değil mi? Hele son günlerde zaten çok farklı olaylar dönmeye başladı. Ben bir şey itiraf edeyim, ben o programların hiçbirisini izlemiyorum. Ben televizyon izlemiyorum. Yani çok az işte bu tarz programlarda anlatmak için ya da derslerde örnek vermek için konuşuyorum. Benim televizyonla bağım yok denecek kadar az. Evet. Herkesin aynı hocam. Herkesin cep telefonu. Çünkü, yok, hayır bununla da. Şimdi, yani ben biraz daha böyle şey bir iletişimciyim belki. Mağara döneminde yaşayacak bir iletişimciyim ama hem teknoloji yoruyor bir de gerçekten aşağıda da konuşurken söyledim ya o gazete okumanın keyfi, o satır aralarını okumanın keyfi şahane. Dolayısıyla internet ya da teknoloji bana bilgi verme anlamında işte sadece makale eğer faydalanmak ihtiyacı gördüğü evet, kadar. Onun dışında çünkü gerçekten yoruyor, insanların kabalığı yoruyor ve ben kötülüğü televizyon izlerken bile bazen eşim şaşırıyor. Kötülüğü orada gördüğümde bile rahatsız oluyorum. Yani hocam, beni rahatsız ediyor. Tarihi bile dizilerden öğreniyorsun. Vallahi işte ben hep söylüyorum yani Şehzade Mustafa'nın nasıl öldüğünü Muhteşem Yüzyıl'dan öğrenip... Şimdi bu konuyu da inşallah tarih hocamızı ayarlayacak Emre Bey. Onunla da bir program yapacağız. Bunlardan konuşacağız. Yani evet. Biz tarihimizi artık dizilerden öğrenmeye başladık. Şuradaki yakın tarihimizde ne var onları dahi bilmiyoruz. Ama şu an tabii yakın tarih değil daha çok
dönemin yani şaşalı ve başarılarla dolu dönemler şu an aktarılıyor. Ve ben hep şeyi söylüyorum, geçen gün de söyledim. Yani bu diziler belgesel değil. Bu diziler senaristin kendi hayata bakışı ya da kendi nasıl daha çok para kazanırımı düşünerek oluşturduğu işler. Yani diziler, biz belgesel izlemiyoruz, biz dizi izliyoruz. Ama hocam senaristler artık kopyacı. Alıyor kitabı oradan bu. Keşke kitabı alıyor olsa. Haftalık senaryo yazıyorlar, oradan iki bilgi, buradan iki bilgi. Yani para kazanma hırsı, işte, amacı her şeyi bitiriyor. Kesinlikle. Dolayısıyla bizim hep atladığımız ya da unuttuğumuz bu tarz dizileri izlerken bunların birisinin bakış açısıyla yazılmış olması. Çünkü yani ben orada hangi hayata bakış açısı ya da hangi durumla onların yazıldığını bilmiyorum. Tabii benim hep klasik örneğim şudur. Bu televizyonun, hep televizyonu gösteriyorum ama televizyonun etkisiyle, burada ekran vardı arkadaşlar, hep oraya gösteriyorum. Televizyonun etkisiyle tabii bir Kurtlar Vadisi olgusu vardır bu ülkede. Bir çakır öldüğünde ona gıyabında cenaze namazı kılınması ve hayrına lokma dökülmesi vardır. Şimdi bütün bu, ya bütün bu konuşmalarımız burada bu aslında. Şimdi o kadar kaptırıyor ki insanlar kendilerini, onlar gibi giyiniyorlar, onlar gibi davranıyorlar, onlar gibi hayatlar yaşamak şu istiyorlar. Şu eski dizilerden de aynı kıyafetleri yaptırıp. Onlara şunu demek gerekiyor, hu uyanın, gerçek burası. Mücadele sizin mücadeleniz, hayat sizin hayatınız. Orada sadece bizi uyutmak için, hakikaten zihnimizi uyutmak için bunların hepsi birer araç. Yani ben de bu sektöre öğrenci yetiştiriyoruz ama bazen anlatıyorum arkadaşlara, şimdi dersin derisinde reklamı eleştiriyorum. Reklamın olumsuz yanlarını anlatıyorum. Öbür derste reklam kampanyaları anlatıyorum. Çocukların kafası karışıyor ama ne yapalım, anlatmak durumundayız. Ama en önemlisi ne iş yapıyorsak yapalım aslında. Benim için de, sizin için de ve özellikle de basın ve medya için. Çünkü basın biliyorsunuz dördüncü güç. Yani yasama, yürütme ve yargıdan sonra. Ve basının, gazetenin, medyanın en önemli görevi, haberciliğin, adına ne dersek diyelim, ne koyarsak koyalım adını, hepsinin görevi aslında demokrasinin gelişimine katkı sağlamak. Bireylerin bilgiye ulaşımını ve kendilerini ifade etmelerine fırsat sağlamak. Tabii biz de, müsaadenizle hemen onunla birkaç bir şey söyleyeyim. Tabii ki. Biz özgürlük kavramı veya demokrasi kavramı deyince sadece oy kullanmayı anlıyoruz. Aslında demokrasi kişinin kendini ifade etmesi, bilgiye ulaşması ve kendini ifade etmesidir. Tabii kendini ifade etmesi deyince de yine akıl kullanımı devreye giriyor. Ve işte bu programlarda izlediğimiz, yani adına özgürlük denilen, ben çok şaşırıyorum. Özgürlük insanın kendi aklı, vicdanı ve hayata bakışıyla ortaya yeni bir şeyler koymasıdır. Bulunduğu yeri güzelleştirmesidir. Tabii ki bu benim, Zülfiye'nin görüşü bu. Daha genel bir tanımı vardır. Fakat biz başka işler yapmayı, insanların hayatlarını gasp etmeyi, onların hayatlarına zarar vermeyi ya da işte sabah veya işte akşam kuşağının konu olan kaçıncı evet, eş davasının sürdüğü bir durum. Bunları özgürlük zannediyoruz. Aslında belki de işe oradan başlamak lazım. Özgürlük bireyin kendisini aklını ve vicdanını kullanarak ifade etmesi sadece sözde değil aslında, yaptığı işleri. Ben hoca olarak kendimi, bilgilerimi aktarabiliyorsam ve öğrencinin de sahip olduğu dünya görüşünü açıklamasına fırsat veriyorsam özgürlük budur aslında benim için. Ya da işte çalıştığım okula katkı sağlayabiliyorsam, ama hepsi özgürlüğü hakaret algılıyoruz. Demokrasiyi, çok sesliliği sadece oy kullanmak olarak algılıyoruz. Oysa demokrasi aslında bireyin kendi aklıyla, dayatma olmadan, kendi fikriyle, kendi vicdanıyla, kendi kalbiyle hatta karar verebilme yeteneğidir. Acaba demokrasiyi biliyor muyuz? İşte, dolayısıyla özgürlüğü karıştırıyoruz. Kavramlar hep birbirine giriyor ve daha önce de bahsettik, biz bütün kavramları kendi lehimize çevirmeye aklımız çok iyi çalışıyor. Biliyor hocam, bir şey var yani. Bir türlü karşıdaki kişi ikna olmuyor. Hep haklıyım modunda. Bu moddan çıkamıyor. Ya burada yanlış işte. Hata yapmışsın veya kırmışsın veya üzmüşsün veya farklı bir söz söylemişsin. Kabullenme duygusu yok. Bu da bizim. İletişim bir kültür işi Ayhan Bey. Ve ben hep öğrencilere şunu anlatıyorum ya da işte katıldığım eğitimlerde. İletişimi bir kitaptaki haliyle, yani her şeyi. İletişim çünkü bir çatı. Onun içine reklam, halkla ilişkiler, gazetecilik hepsi giriyor.
yani, ve bütün davranışlarımız giriyor. İletişimi bir kitapta yazılan teori açıdan ele almak lazım, teorik açıdan bir dünya uygulaması açısından ele almak lazım. Bir de bizim topluma indirgemek lazım. Ve bizim bu kültürümüz bütün iletişim alışkanlıklarımıza yansıyor. Evet, hatayı kabul etmek insanı geliştiriyor aslında. Bu da bir özgürlük bence. İnsanın kendi hatasını kabul etmesi aklının özgürlüğü. Çünkü akıl kibirle engellendiğinde, çünkü insanın hatasını kabul etmemesinin en önemli nedeni kibirdir bence. Ben hata yapmam. Oysa hep söylüyorum eğitimlerimde de, kişisel gelişim eğitimlerine katıldığımda da bir yerden bize bakıldığında toz devresi kadarız aslında ve hayata öyle baktığımızda çok da ben haklıyım deme yoluna gitmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. İşte bu duruma geldik. Hep ben haklıyım, ben haklıyım, yanlış hata yapmam. Aslında hata yaptığının farkına da sonradan varıyor da bir türlü hani onur mu, gurur mu düşürmek istemiyor. Hani ben onun ayağına gideceğim. O gelsin. Ya sen git, ne olacak? Ama böyle modeller görmüyoruz. Rol modeller görmüyoruz. Yani hayatımızda da görmüyoruz. Şimdi işte yaklaşık 20 yıldır ders anlatıyorum ben. Ve kullanmayı en çok sevdiğim kelimelerden bir tanesi. Tabii bir sürü var ama. Ben bilmiyorum demek. Çünkü bilmediğimi söylemek beni mutlu ediyor. Bir gün Gaziantep'te fotoğrafçılık dersine, müsaadenizle onu da anlatayım. Fotoğrafçılık dersine girdim. Ben fotoğrafçılıktan anlamıyorum. Ben fotoğraf çekiyorum ama teorik olarak hiçbir fikrim yok. Hiçbir bilgim yok daha doğrusu. Bir gün başka bir öğrenciye dedim ki, bu benim en iyi, aslında en eğlenceli örneklerimden birisidir. Başka bir öğrenciye dedim ki, sen bu konuda daha iyisin, gel arkadaşlarına bunu anlat. Sonra birkaç gün sonra bir öğrencim geldi, böyle ağlamaklı. Ben de çok üzüldüm, bir şey oldu zannettim. Hayırdır, ne oldu dedim, hemen kalktım yanına gittim. Siz o gün dedi, sen daha iyi biliyorsun dediniz ya dedi, ben çok üzüldüm dedi. Niye dedim, sizin için dedi. Dedim ki, sen niye üzülüyorsun? Nasıl dedi, bir öğrenciye benden daha iyi biliyorsun dersiniz? Çünkü dedim, o daha iyi biliyor. Şimdi bize şey var, yani bir şeyi bilmediğimizde saygımız... bilmesi gerekir. Şimdi oysa mümkün değil. Çünkü benim anlama kapasitem, bilme kapasitem çok az. Ki baştan da söylerim zaten, yani ben buna çok ilgili değilim. İsterseniz o konuya hiç girmeyelim diye veya işte zorlamayın beni diye. Dolayısıyla bizde bilmiyorum, özür dilerim, haklısın, nasıl yardımcı olabilirim cümleleri kullanılmıyor. Ve medyanın hiçbir çıktısında bunları görmüyoruz zaten. Evet. Sorunumuz o aslında. İşte dönüp dolaşıp geliyor, dinlememe konusunda, hı-hı, çözmeme konusunda oraya geliyor. Aslında burayı aşmamız gerekiyor. Evet, o da çok şey bir süreç. İletişim hayatın kendisi aslında. Hep söylüyorum. Doğduğumuz andan itibaren başlıyor. Hatta doğmadan anne karnında başlayan bir süreç. Ve bu dünyadan maddi olarak, madden ayrıldığımız zamana kadar devam ediyor bu dünyayla iletişimimiz. Ama işte buna önem vermiyoruz. Ve bütün konular gibi aslında iletişim de tıpkı sektörün diğer sorunları gibi herkesin yapabileceği ve el yordamıyla öğrenilebilecek işler olarak görülüyor. Ama ciddi anlamda iletişim gelişim ve eğitimle de sağlanan bir iş. Çünkü İşte gözlem yaparak, dinleyerek, araştırarak, iletişim öğrenmenin bir sürü yolu var. Ve ben hep şeyi söylüyorum, doğa çok iyi bir öğretici. Hayat çok iyi bir öğretici. Mesela ben ne zaman pes etsem ya da kendimi kötü hissetsem karıncalara bakıyorum. Onların çalışma azmini görünce kendimden çok utanıyorum. İşte doğaya bakıyoruz. Öğrenmek istediğimizde özetle... Özellikle kediler. Her şey. Yani... Kedilerin bambaşka bir dünyası var. Evet. Bütün canlılar aslında. Hepsi bize işte belki hani akıl kullanma yeteneği en fazla insana ait bir özellik ama bütün canlılar kendi içgüdüleriyle aslında iyi bir öğretici. Yani sadece hayvanlar değil. Doğa öyle. Bitkiler öyle. İşte bir bakıyorsunuz kurumuş bir dağdan çiçek çıkıyor, yaprak çıkıyor. Diyorsunuz ki bu nasıl güzel bir mucize. Dolayısıyla biz yeter ki hem iletişim anlamında hem başka anlamda öğrenmek isteyelim. Hayat bize öğretiyor aslında. Evet. Sadece insanlar değil, hayat öğretiyor. Nasıl bir öğrenci olduğumuzla da alakalı. Biraz mütevazı olursak belki aslında öğrenecek çok şeyimizin olduğunu fark ederiz, değil mi? Biraz daha geriye doğru gidip oradan örnek almak lazım. Orada şu anda yaşlı olarak gördüğümüz insanlar bizim dönemlerden geçmişlerdir. Onların da bir gençliği olmuştur.
bir yere gittiğim zaman ben oradaki en yaşlı kişiyle sohbet ederim. O tarihtir. O yalan söylemez. Büyük bir zenginlik. Anlatır. Saf saf anlatır. Saf dediğim doğruyu anlatır. Katıksız. Temiz olarak anlatır. Samimi olarak anlatır. Hep onlarla sohbet ederim. Hep onlardan örnek alırım. Ama şimdiki geldiğimiz durumda insanlarda bir geçim sıkıntısı her şeyi unutturmuş durumda. Şimdi bir de bu boyutu var yani. Hayat ailesi diyelim biz ona. Belirsizlikler, ne yapmak istediğimize karar verememe, hepsi etkiliyor aslında. Kararsızlık. Çoğu insan tanıyorum halen daha hayatına nasıl yön vereceğini tayin edememiş veya cesaret yok bir şeylere girmeye. Söylenecek çok konuşulacak konularımız var hocam. Ne güzel sohbet ettik. Teşekkür ederim. Bir daha bekleriz hocam. Vallahi inşallah izleyicilerimiz de memnun kalmıştır. Şu anda memnun kalıyorlar hocam. Peki. Şu anda buradan memnun kalıyorlar. Siz oradan takip ediyorsunuz. Evet. Vallahi ben çok teşekkür ederim Ayhan Bey. Yavaş yavaş bitirelim artık. Tabii. Değil mi? Çok da yormayalım izleyicilerimizi, katılımcılarımızı. Çok teşekkür ederim. Çünkü biz ben anlatmayı, paylaşmayı geldiğiniz seven için. Bir de bir şey daha söyleyeyim müsaadenizle. Bugün müsaadenizle dedim ama eş terbiyesiz olduğunuz için. Şimdi ben iletişim fakültesini ilk kazandığımda babama demişler ki işte senin kız ne yapacak iletişim, tencere tamamı satacak, klasiktir bu. Fakat bir şey daha söyleyeyim, benim bu alanı seçmemde buradan babamı da rahmetle anmak istiyorum her zaman olduğu gibi. Çünkü ben bugün buradaysam aslında benim için en büyük katkı veya en büyük nimet aslında bu kadar iyi bir adamın kızı olmak. Biz küçükken, şimdi siz söylediniz ya, bize ödevler verilirdi. O zaman tabii tek kanal var. Haberleri veya radyo artık nasıl olduğunu hatırlamıyorum ama. Gazete. Haberleri dinleyip hem dinleme yeteneğimizi geliştirirdi hem de bitiş cümlelerim olsun. Onları dinleyip ne anladığımızı ikinci sınıftaydım ben. Eskiden eğitim sisteminde böyle bir uygulama vardı. Bunları not alırdık. Ertesi gün sınıfta anlatırdık. Ben çok severdim. Babam bana hep gazeteci kızım derdi. Aslında ben farkında olmadan kariyerimi çizmiş. Babam da okumuş falan değil. Zamanında işte yani ilkokul 2'ye 3'e kadar gelmiş. Hep gazeteci kızım diyordu ve benim gazetecilik mesleğine inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Sonra ben felsefe grubu öğretmenliğini kazanıp gitmedim. Aslında bilinçaltım kapmış. Yani o gazeteci olunması gerekti. Sonra Selçuk iletişimi kazandım. Babama demişler ki işte sen ne yapacaksın, senin kız ne yapacak, tencere tavamı satacak. Babam da demiş ki o bir gün televizyonda konuşacak, siz de onu dinleyeceksiniz demiş. Şimdi her televizyon programına katıldığımda aklıma bu cümle geliyor. Ve aslında buradan ebeveynlere de seslenmek istiyorum. Hazır dinleyiciler de buradayken, izleyiciler de. Lütfen çocuklarınızı iyi kanalize edin. Onlara güvenin. Şimdi hazır haftaya da sınav var. Hem başarılar dileyelim sınava girecek arkadaşlara. Ve iyi bir nesil aslında ya da kendinden emin bir neslin temelindeki en önemli faktör ebeveynlerinin kendine güvenmesi ve onu doğru kanalize etmesi. Ben Gaziantep İletişim Fakültesi'ne başladığımda bir arkadaşım şunu demişti. Hep çok iyi gazeteci olmak istedik ama artık elimde iyi gazeteciler yetiştirmek için bir fırsat var diye. Dolayısıyla hayat böyle garip. Ama geriye dönüp baktığımda evet, yani o cümle beni motive etmiş aslında. Hayatımın en büyük motivasyonu oymuş. Bugün de çok teşekkür ederim. Çok nazik bir ev sahibisiniz. Beni ağırladınız. Umarım herkes mutlu olmuştur. Keyifli bir sohbet oldu. Bilmediklerimizi biz de biraz daha öğrenmiş olduk. Estağfurullah. Pekiştirdik sadece. Paylaştık. İnşallah devamına diyelim. Böyle programlarla seyircilerimize bir şeyler aktarmak isteyeceğiz. Emre Vade, doktor öğretim üyesi, sevgili arkadaşım, meslektaşım Emre Vade Balcı'ya da teşekkür ediyorum bu etkinlikte. Beni sizinle bir araya getirdiği için aslında ona da buradan selam göndermek lazım. Dekanımıza da tabii ki Murat Mustafa Öntuğ'a da teşekkür ediyorum. İkisinin fikriyle benim bugün burada olmam. Ekrem Bey'i unutmayalım. Tabii ki o ayrı yani. Rektör hocamıza da buradan. Aslında bir de şunu söyleyeyim ben hep bitiremiyorum. Çünkü ben Eşme Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yapıyorum. Ve tabii ki bu anlamda yani orada kendimi ortaya koymam ve gerçekleştirmemdeki en büyük destekçim de rektör hocam. Ona da her zaman teşekkür ediyorum. Bana güvendiği için, bana inandığı için ve her zaman arkamda durduğu için. Çünkü bazı insanlar vardır ki hayatımızda arkamıza döndüğümüzde ya da işte şuraya baktığımızda onların orada olduğunu biliriz, hissederiz.
Bu saydığım isimler de benim için öyle isimler. Tabii ki kendi ailem dışında. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Oldu hocam o zaman. Bu akşamki programımızı da böyle bir sonlandıralım. Teşekkür ederim. Umarım sevgili seyirciler sizlere bir şeyler katabilmişizdir, anlatabilmişizdir demeyeyim de katabilmişimizdir. Amacımız sizlere bir şeyler katmak. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.